Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Türk İslam Birliği'nin 25. kuruluş yıl dönümü ve yeni genel merkez binasının açılışına katıldı. Sayın Başkanım, buyurun. Açılışa AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Cenab-ı Allah'ın adıyla selamlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'daki Türklere seslenerek yaşadığınız ülkenin sizlerle siyasetine ve sivil toplumuna katılın. Birlik, beraberlik olun. Sizlerin arkasında Türkiye var dedi. Bizim AK Parti hükümetleri olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili tek bir yaklaşımımız var. Olduğunuz ülkelerde kuvvetli olun. Serdar Başkan'ın biraz evvel dile getirdiği gibi siyasete ve sivil topluma katılın. Birlikte olun ve beraber olun. Biliyorum ki benden daha uzun yıllardır Almanya'da yaşayanlar ve daha uzun senelerin buradaki sivil toplum yapısının içerisinde tecrübe kazanmış olan ağabeylerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz çok iyi biliyorlar ki farklı farklı unsurlar içerisinde küçük küçük dernekler ve gruplar halinde olmanın sıkıntılarını yaşadılar. Ama şunu da görüyoruz ki artık sizler bir araya geliyorsunuz. Birbirinizle diyaloglar kuruyorsunuz ve beraber çalışıyorsunuz. Bizler sizler için tabii ki gece gündüz çalışacağız. Ama şunu da unutmayın. Biraz evvel İhsan Bey'in söylediği gibi ve Serdar Bey'in söylediği gibi. Sizler bir arada olacaksınız. Burada sizler ortaya koyacaksınız gücünüzü. Siyasetin içerisinde yer alacaksınız. Sivil toplum içerisinde yer alacaksınız. Bugün 11 tane kardeşiniz, Anadolu kökenli, Türkiye kökenli kardeşiniz federal mecliste. Bir kardeşiniz bakan. Bunlar kolay olmuyor. Bunlar zor çabalarla, yılların getirdiği çabalarla olan şeyler. Ama birlikte ve beraber durduğunuzda ortaya koyduğunuz şeyler. Bakan Kılıç, Avrupa'da son dönemlerde ortaya çıkan İslamo kavramını da eleştirdi. NSU, terör örgütü davasının olgusunu açığa çıktığı dönemin ziyaretiydi. Bütün ailelerle tek tek görüştük. ATİB Genel Başkanı İhsan Öner, ATİB'in faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ve yeni genel merkezlerinde cami, kültür ve eğitim merkezlerinin tek çatı altında toplandığını kaydetti. Buraya yeni genel merkez binasının sizlerle beraber hizmete açılması gecikmeli de olsa, yani bu sene itibariyle 27 yıllık bir geçmişe sahip olan ATİB'imizin 25. yılı gibi çeyrek asrı aşkın kuruluşunu da kutlamak, yad etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Yeni merkez binamızla beraber daha geniş alanda hizmet sunma imkanına kavuşan ATİB'in gelecek yüzyıllarda toplumumuza ve insanlığa hizmet noktasında hayırlı çalışmalar yapmasını, yapabilmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu binamızın alınmasında emeği geçen kardeşlerime huzurunuza teşekkür ediyorum. Yine 1,5 yıldan beri devam eden onarım çalışmalarında hizmeti geçen ve bu noktaya gelmesinde emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. 26 yıl gibi çeyrek asırdan fazla bir zaman diliminde çok dar mekanlarda hizmet sunan, ATİB'imize daha geniş imkanlarda hizmet sunma imkanı tanıyan Yüce Allah'a da şükrediyorum, hamd ediyorum. ATİB'in kurucu Genel Başkanı Musa Serdar Çelebi de yaptığı konuşmada Almanya'da yaşayan Türklerin siyasi karar mercilerine katılarak söz sahibi olmasını istedi. Güçlü olmayı da 3 temel prensibe bağlamıştı. Birincisi, mutlaka ve mutlaka örgütlü bir toplum olmak. Bunu her konuşmamızda tekrar ediyoruz. Çünkü bizim çalışmalarımızda unutmamamız gereken, ihmal etmememiz gereken bir şey bu. Eğer bir toplum örgütlü değilse güçsüz bir toplumdur. Çünkü bir ağırlık teşkil etmez. Sizin bir ağırlığınız yoksa muhatapların sizi ciddiye almaz. Siz gündeminize aldığınız işleri ne yapamazsınız? Gerçekleştiremezsiniz. Örgütlü toplum, toplumun bütün kesimleri
meslek gruplarına göre, yaşlarına göre örgütlenecekler ve tuttuğunuz zaman bütün kitleyi ayağa kaldırabileceğiniz bir yapının oluşması lazım. İkincisi, mutlaka ve mutlaka zengin bir toplum. Başkanımız buna konuşmasında temas etti. Zengin bir toplum. Burada bir azınlıksanız, vatandaş ne olursanız olun, ayrı bir efendim kültür dairesine, medeniyet dairesine mensup insanlarsınız. Burada yaşayabilmek, var olmak, varlığınızı devam ettirmek istiyorsanız, sorunlarınızı çok kolay çözmek istiyorsanız zengin bir toplum olacaksınız. İşsiz, güçsüz diyor bizim. İşli ve güçlü bir toplum olmak, işsizlik parasıyla idare ederiz, yaşar gideriz yerine, gece gündüz çalışma, güzel evlerde oturma, israf etmeden, savurup saçmadan, güzel arabalara binme, güzel elbiseler giyme, bütün içinde yaşadığınız toplumun insanların imreneceği vasıfları taşıma özelliğine sahip bir toplum olma. Fakir toplum, güçsüz toplumdur. Ezilmeye, ufalanmaya mahkumdur. Dolayısıyla ikinci mesele, birinci mesele örgütlü olmak, ikinci mesele zengin olmak, üçüncüsü mutlaka ve mutlaka siyasi hayatın içinde olmak. Yaşadığınız ülkelerdeki siyasi hayatın içinde olmak. Sizin topluluğunuzla ilgili karar veren bütün mercilerde bir temsilcinizin, sözcüsünün bulunması ve kararlara iştirak etmek. Siz yoksanız orada şu mahallenin mutlaka bir şey derneği var. Başkanlarımız onu şimdiden tespit etmiştir. Var yani %100 var bu şeyin, bu caddenin bir derneği vardır. O derneğin içinde yoksanız burada yok sayılırsınız. Çünkü varsanız sizin temsilcinizi orada görmek ister. Burayla ilgili karar alanlar sizi tanımak ister. Sizin katkılarınızı görmek ister. Burada yaşamanın anlamı budur. Bu şehirde yaşamanın, bu eyalette yaşamanın, bu ülkede yaşamanın anlamı oralarda olmaktır. Yoksanız yoksunuz.